Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasından hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tümü olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah Çok şükür bugünlerimize beyaz yazma üzerinde al semini yeşil yaptım ve bu renkleri kullanarak yapacağım güzel bir modelimiz var arkadaşlar böyle mavi sizinle birlikte yapacağım sarı mavi şimdi modelimizi görelim Modelimiz yine bir iğne oyası. Bu da tığa çevrilmiş hali. Şu tomurcu isterseniz kendi renginden koyabilirsiniz. Ben böyle biraz e, çiçek tomurcunu andırsın diye sarı kullandım. Dediğim gibi burayı da pembe yapabilirsiniz isterseniz. Oldukça da kolay arkadaşlar. Şimdi öncelikle vereceğimiz arayla başlayalım. Tığ battı yaparak işime başlıyorum aramda. İpimi tırabzan sabitleyip 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 1 2 3 zincir. Yandakine kapatıyorum. Biraz daha uzaklaştıralım. Evet. 1 2 3 adet zincir. Yandakine kapattım. 1 2 3 adet zincir. Yandakine kapattım. 1 2 3 adet zincir. Yandakine kapattım. 3 zincir yandakine kapattım. 3 adet zincir yandaki tığ battı da kapattım. 3 adet zincir yandaki tığ battı da kapattım. 3 adet zincir yandaki tığ battı da kapattım. Bu şekilde ara noktamızı veriyoruz. Şimdi bu bittikten sonra bu motif e, daha kısmımız. Kaç tane ara vermişiz sayalım. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 olmuş. 14 tane yapıp döneceğim ben. 3 zincir yandakine kapattım. 12. 3 adet zincir yandakine kapattım. 13. 3 adet zincir yandakine kapattım. 14. Ben şimdi 14 tane oldu. Döneceğim burada. Yuvam oluşturacağım bu dağ kısmını yapacağım sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz hatta 15 yapalım akılda kalsın 15 tane tığ battı yaptım bura bittikten sonra şimdi dönüyorum bu dört tanenin üzerine dağ kuracağız iki zincir çekerek dönüş yaptım bakın ilk yuvaya girip ortasında kapattım birini eksiltmiş oldum 1 2 3 zincir yandakine kapattım birinci yuva 1 2 3 zincir yandakine kapattım ikinci yuvam 1 2 3 zincir yandakine kapattım üçüncü yuvam 3 üç tane yuva yaptım şimdi dönüş yapıyorum 2 zincir çekip ilk yuvanın içerisine girip ortasına kapatıp eksilttim 1 2 3 zincir çekip yandakine kapattım birinci yuvam 1 2 3 zincir çekip yandakine kapattım ikinci yuvam 2 yuvam oldu 2 zincirle dönüş yaptım ilk yuvanın içerisine girip ortasında kapattım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim devamındaki yuvama kapattım son yuvamı bu 8 zincir yapıyorum bakın bir tane yuvam oldu bir zincir çekip yuva içerisine bir sık iğnesiyle giriş yaptım katın aldım düzeltmek istiyorum 8 zinciri kapattım bir zincir çekip yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 adet zincir çektim girdim ve kapattım bu birinci dalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 zincir çekip girip kapattım. Bu da ikinci dalım. Bu işlemi 5 kez yapıyorum. Her zinciri 14 çekip kapatarak 5 tane bu yaptığım yuvadan hazırlıyorum. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 2 4 5 tane yuva hazırladım. Her birine 14 zincir çekerek. Şimdi son yuvamda yaptıktan sonra dibine bir sık iğnesi yaptım. Bir zincir çektim kenardan bakın. Bir alttaki yuvaya girip kapattım. Aşağı ineceğiz. Bir zincir çektim, bir alttaki yuvaya girip kapattım. Bir zincir çekip bir alttaki yuvaya girip kapattım. Bir zincir çekip bu dibindeki tığ battıya girip kapattım ve aşağı inmiş olduk. 1 2 3 zincir yandaki tığ battıya kapattım. Bu 1. 3 adet zincir yandakine kapattım 2. 3 adet zincir yandakine kapattım 3. 3 adet zincir yandakine kapattım 4. 3 adet zincir yandakine kapattım 5. Yani ben 15 tane yapınca döneceğim yine buradaki yaptığım işlemi yapacağım. Benim aram 15 tane yapıp döndüm. İlk aramı bu şekilde verdim. Bundan sonraki araları da aynı şekilde. 15 tane yapıp dönüp bunu oluşturacağız ve tepesindeki bu dalları. Şimdi üst kısmına geçelim hep birlikte. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Buradan ilk yuvama giriyorum, sabitliyorum. Bir de sık iğnesi yaptım sabitledikten sonra 2 adet zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim 2 2 çektim 2 adet zincir çekip yuvaya girip kapattım şimdi burada 12 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dönüş yapıyorum Burada bir sık iğnesi yapmıştık hatırlarsanız. O sık iğnenin içerisine batıyorum, kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar düz yüzüne dönüyorum. Bu 12 adet zincirimin üzerine dolana kadar iki zincirle kapatıyorum. İki zincir çek, kapat. İki oldu. İki zincir çektim, kapattım. Üç. İki adet zincir çektim, kapattım. Dört. 2 adet zincir çektim kapattım 5. 2 adet zincir çektim kapattım 6. 2 adet zincir çektim kapattım 7. 2 adet zincir kapattım 8. 2 adet zincir kapattım 9. 10. 2 adet zincir kapattım 11. 2 adet zincir kapattım 12. 12 zincirin üzerine 12 kez de 2 adet zincir kapattım. Yeşil yuvama girdim. Bir sık iğnesi yaptım. 3 adet zincir çektim araya. Bakın ikinci dalıma giriş yaptım. Sabitledim. Bir sık iğnesi yaptım tekrar içine. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. 2 2 çektim. 2 zincir çekip yuvaya girip kapattım. Ve küçük bir tomurcuk elde ettik ortada. 12 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 dönüş yapıyorum. Bir tane sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar hani bakın burada. O sık iğnenin içerisine girip tomurcun kenarında 12 zincirimi kapattım. 2 zincir çekip dönüş yaptım. Bu 12 zincirime girip kapatıyorum. 1 2 zincir gir kapat. 2. 2 adet zincir gir kapat. 3. 2 adet zincir gir kapat. 4. 2 adet zincir gir kapat. 5. 2 adet zincir gir kapat. 6. 2 adet zincir gir kapat. 7. Yani burası dolana kadar aslında arkadaşlar mantık. 9. 10. 11 12 Yeşil yuvama girdim, bir sık iğnesi yaptım. Bakın iki tane dalımızın üzerine yaptık. Araya 3 adet zincir çektim. Yandaki yuvama giriş yaptım, sabitledim. Bir sık iğnesi yaptım. 2 zincir, başına bir al gir. 2, 2 çekelim. 2 zincir çekip yuvada kapatalım ve 12 zincir çekelim. Burada ne yapmış isek aynısını bütün yaprak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı işlemle bütün dalların üzerine yaptım. Son yuvamı da yaptım. 2 zincir çekerek 12 zincirimin üzerine doldurdum. Yeşil yuvama girdim. Bir sık iğnesi bir zincir ipimizi kırdık. Bu iplerimizi temizleyip Orta tomurcunu yapacağım. Hiç yapmaya da bilirsiniz. Şimdi tomurcunuz nasıl yaptık? Sarı rengimi alıyorum. İsterseniz hiç yapmaya da bilirsiniz. Ya da fıstık da yapabilirsiniz oraya. İpimi tığıma sabitledim. Bakın bu dibindeki bu yuvaya. Yani bu 8 zincirli ana yuvanın dibindeki bakın o 3 zincirli dibindeki o yuvaya ipimi sabitliyorum. Başına bir alıyorum. Buradan hemen yandaki yuvaya giriyorum. İpin ucunu aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Geriye gidip bir yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım bu oluşturduğum yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 oldu trabzanımı 4 ipin ucunu al başına bir kez al önce bir sonra iki sonra iki çek 4 5 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapattım 6. trabzan yap olarak ipin bir zincir çekip kırdım bakın nereden tutturduğumu şuradan daha rahat anlayacaksınız birini bu zincirin dibindeki yuvadan birini buradan buradan tutturup başına bir alıp buraya gidip geriye çektim bunu da bu tarafa ön tarafına iplerini temizleyip ütüleyince basınca burada sabit bir şekilde kalıyor Evet arkadaşlar bu şekilde de tamamlamış olduk modelimizi. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Lütfen beğenilerinizi, vaktiniz varsa da yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.